Ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün, sevgilerden armağan. Bir güneş batar, yok olur tüm sevdalar. Yine rüzgar karanlık yamaçlarda. Sana hasret, gözyaşıyla armağan. Galip, ne oldu? Hanzade nerede? Yukarıda anne yatıyor. Yengem iyi mi abi? Balım yanında. Sakinleştirici bir iğne yaptı. Ne sakinleştiricisi? Ne oldu Galip? Yengem nasıl hayatım? Bir sinir krizi geçirmiş. Sakinleştirici bir iğne yaptım. Dinlensin biraz. İyi de ne oldu böyle? Niye sinir krizi geçirdi bu kız durup dururken? Söylesene Galip. Biz ayrılıyoruz. Bekir, bu çantalar ne böyle? Galip Bey'in efendim. Torununuzla İstanbul'a gidiyorlar. Galip, karını bu halde bırakıp nereye gidiyorsun? İstanbul'da işlerim var. Ne işi bu böyle bir zamanda? Günler torbaya mı girdi? Karını böyle perişan halde bırakıp gitmeye gönlün nasıl razı oluyor? Gideceğimi biliyor. Konuştuk biz. Yakında toparlanır. Gel bir daha düşün onu. Bu iş böyle olmaz. Galip. Galip. Baba ya, daha dün geldik. Oğlum, doktordan randevu aldık ki. Seni bekliyor bugün. Uf ya, sıkıldım artık doktora gitmekten. Abi, ne zaman dönersiniz? İşlere bağlı Akın. Hele bir gidelim de. Dünkü olayları hala aklım almıyor. Galip abinin gidişi bir olay oldu. Dönüşü başka bir olay. Sorma Veysel. Evde durumlar hiç iyi değil. Yengem çok etkilendi bu olaydan. Kim etkilenmez ki? Ömer Asaf'ın bu durumdan haberi var mı? Henüz yok. Nasıl olacak bilmiyorum.
İkisine de öyle düşkün ki. Çok zor bir durum. Düşündükçe içim parçalanıyor ya. Üstelik çocuk da hasta. Bu durumu nasıl kaldıracak hiç bilmiyorum. Bu sizin, bunu da buyurun. Al bakalım. Baba bu ne ya? Yemem ben bunu. Mızmızlanma Ömer Asaf. Hani söz vermiştin doktor amcaya? Ama sevmiyorum baba. Ne oldu? Küçük bey yemeğini beğenmedi mi yoksa? Sebze yemesi gerekiyor. Doktor tavsiyesi. Ama bakın küçük çocuklar gibi mızmızlanıyor. O zaman ben sana seveceğim bir şeyler getireyim. Anlaştık mı? Hı hı. Niye söz dinlemiyorsun oğlum? Hep böyle yapıyorsun. Nermin'cim. Dokuz on yaşlarındaki küçük bir misafirimiz yemeğini beğenmedi. Ama doktor yemesini tembih etmiş. Neymiş hastalığı? Ah, sormadım tabii ki. Ay ne meraksızsın. Şu çocuk mu? Hı hı. Et sever bu çocuk. Genetik, genetik. Egeli olsa sebzeyi seve seve yerdi. İstersen çocuğunuzun bir dakikada genetik kodunu çözdük. Sebze yedirmeye uygun bulmadık diyelim ha? Aa, ayıp olur. Ben bir şeyler ayarlarım. Soslarım. Ömerciğim, derin nefes al. Alo, Hızır ağacım. Annem. Anne. Annem. Yengem anne. İçeri girdi. Akın. Anne. 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 Çıkmadı. Tamam canım, gelecekler şimdi. Ay çıkın, ne olur çıkın. Anne. Akın. Yenge. Gel. Yenge. Hayır. Anne. Dayan.
anne dayan. Boynu kanıyor. Dayan anne. Merak etme. Ambulans çağırdım anne, geliyor. Ne o koçum? Uyku tutmadı mı? Abi, sana bir şey söyleyeceğim. Ama bak telaş yapma. Hepimiz çok iyiyiz, tamam mı? Akın bir şey mi oldu? Abi yangın çıktı. Köşk yandı. Kimseye bir şey oldu mu? İyi misiniz? Herkes iyi abi, telaşlanma. Biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Hastaneye mi? Akın söylesene, ne oldu? Annem yaralandı abi. Yengem son anda yetişti, yoksa... Yoksa? Hanzade iyi mi? İyi abi, iyi abi. Endişelenme. Tamam abicim, tamam. Yenge ben annemle birlikte gidiyorum. Siz de arabayla gelirsiniz. Peki, sen bizimkilerle gel. Peki efendim. Gözümü açtığımda her taraf alev alev yanıyordu. Dumandan göz gözü görmüyordu. Aman Allah'ım, nasıl olur? Çok geçmiş olsun. Hanzade abla iyi mi? Hiç sanmıyorum. Yonca, Ömer Asaf'ı kontrol edebilir misin? Dumanda çok kaldı, astımı var. Tabii ki. Ömerciğim, benimle biraz gelir misin? Bir muayene edelim seni, olur mu? Anne, gideyim mi? Git. Hadi gel bakalım. Doktor hanım. Durumu nasıl? İçeride ilgileniyorlar doktor hanım. Bir tehlike yok değil mi? İyileşecek. Birazdan sizi bilgilendirecekler. Lanet olsun ya. Niye doğru düzgün bir şey söylemiyorlar? Bir terslik mi var acaba? Akın, biraz sakin olur musun lütfen? Otur. Olamam balım. Annem içeride can çekişirken ben sakin olamam. Hiçbir şey yok. Bir de annemden haber alabilsek. Balım, niye hala bir şey söylemiyorlar? Bilmiyorum Akın. İçeri gireceğim. Bana bir önlük ayarlayabilir misin? Odada bir tane yedek olacaktı. Ben durumunu öğrenip geliyorum. Tamam mı canım? Tamam balım. Çabuk gel, olur mu? Metin Bey, nasıl bir işlem uyguladınız? Tam zamanında müdahale edildi. Zamanında geldiği için şu anda çok önemli bir şey yok. Ne zaman kendine gelir? 1-2 saate kadar kendine gelir. Hadi. Çok kötü yaralanmış. Daha da kötü olabilirdi. Eğer zamanında yetişemeseydiler. Aklım almıyor. Bir ev durduk yerde nasıl yanar? Ne oldu size böyle? Elimi yaktım da biraz buraya yolladılar. Biraz mı? Hemen bir sarı verseniz de gitsem. Nasıl oldu bu? Ayıptır söylemesi, mangal yakıyordum da. Kağıtlar biraz tutuşuverdi. Mangal mı? Aklım almıyor yenge. Koca ev bir anda yandı gitti. Her yanı birden tutuştu sanki.
Annem nasıl balım? Durumu iyi. Bir terslik yok. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Yalnız içeride bir adam var Akın. Elinde ağır yanıklar var. Mangalda yaktım diyor ama benzin yanığı olduğu belli. Hastane polisine haber verdim. Adam hiç tekin görünmedi bana. Semir. Yenge. Anzade abla. Yenge. Teşekkür ederim doktor hanım. Geçmiş sağ olun. Olsun. Ne oluyor ya? İstedin Azemden. Hanzade abla. Sen yaptın. Yenge, yapma. Yapma. Şey yapma. Hanzade abla. Yapma. Bir şey yok. Yenge sakin ol. Lütfen bırak bizden. Yenge. Ben bir şey yapmadım. Ne yaptın? Yenge ne oldu? Ne oldu? Yenge dur. Dur. Ne yaptın? Dur. Dur. Yenge. Sakin ol. Bir dakika Memur Bey. Bir dakika. Memur Bey. Bakın. Bir dakika abla. Ne olur bırakın beni. Tamam. Bırakın. Memur Bey. Bakın. Yanlış anlama var. Galip neredesin? Galip. Galip neredesin? 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 İyi misin? Bu onun işi. Kimin? Evi Semih yaktırdı Galip. Semih mi? Bu gece aradı. Yangından hemen önce. Bahçeye benim için bir paket bıraktığını söyledi. Ne paketi? İçinde bir not vardı. Bir de çiçekler. Yangın başladığında paketi almak için dışarı çıkmıştım. Orhan komiseri arayacağım. Eğer bu da Semih'in işiyse... Abi... Hayrola patron, uykumu tutmadı? Bu sessizlik hiç hayra alamet değil balıkçı. Sen iyi bilirsin. Fırtına öncesi sessizliği. Bilirim. Bu salaklar işi ellerine yüzlerine bulaştırdı galiba. En son ne zaman aradılar patron? Saatler önce. Hanzade evden çıktı. Düğmeye basıldı. Ama sonra ne oldu? Sessizlik. Ne oldu Osman? Hanzadem nasıl? İş tamamlandı mı? Galip Çelebi geberdi mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Galip Çelebi evde miydi? Arabası evin önündeydi. Benim teknede limanda ona bakarsan. Ben limanda mıyım? Mapusluk sana yaradı Kaptan Osman. Kafan çalışmaya başladı. Ama sen gene de fazla yorma istersen onu. Ne zaman kendine gelir balım? Birkaç saat uyur. Ağrısını hafifletmek için iğne yaptılar. İyileşmesi çok sürer mi? Biraz zaman alacak tabii. Boynundaki yaraya ilk müdahale yapıldı. Ama yine de ameliyat olması lazım. Yarın sabah erkenden İstanbul'a gidiyoruz. Orada hallederiz. Burası küçük yer oğlum.
Eninde sonunda bütün soruların cevabı bulunur. Sessiz kalmak seni kurtarmaz. Bunu sakın aklından çıkarma. Sen Galip Çelebi'nin evini yakacaksın. Ben de senin bu işi kimin adına yaptığını öğrenemeyeceğim. Öyle mi sanıyorsun? Kimin adamısın? Benim adaylarımı duymak ister misin? He? Çağırayım mı onları buraya? Bu sağır, dilsiz gariban sizin adınızı verdi diyerek. He? Sonra da onlarla beraber salıveririm seni, gidersin. Olur mu? Anlaştık mı? İşi taşeron aldım. Patronu bilmiyorum. İşi nasıl aldın? Telefonla. Telefonun nerede? Düşürdüm. Numarası kaç? Bilmiyorum. Kartı patron yolladı. Kiminle yolladı? Postayla. Oyun mu oynamak istiyorsun? Pekala. Burası benim çöplüğüm olduğuna göre kuralları ben koyacağım. Oyunumuzun adı Patron Kim? Sana bir dakika süre. Bakalım doğru cevabı bulabilecek misin? Yoksa bu oyun senin için hiç eğlenceli olmayacak. Bu herif umduğumdan daha zorlu çıktı. Ben de sorguya girmek istiyorum. Olmaz Galip, mümkün değil. Sen bir yolunu bulursun. Pekala. Ama müdahale etmek yok. Sadece izleyeceksin. Anlaştık. Evet, bekliyorum. Süre doldu. Doğru cevabı bulabildin mi bakalım? Patron kim? Bilmiyorum. Tanımıyorum. Bana bak. Karşında çocuk mu var sanıyorsun? Güzellikle konuşalım. Kızgınlık olmasın. Senin ailen var mı? Çoluğun, çocuğun. Karın. Var abi. Kaç çocuğun var? 5. Peki biri senin 5 çocuklu anneni, çoluğun çocuğun da içindeyken yaksa ne yaparsın? Allah korusun abi. Hele bunu yapan adam elinin uzanabileceği kadar yakınındaysa. Benim derdim seninle mi olsun, sana bunu yaptıranla mı? Bunu sana kim yaptırdı? Semih Bey. Ne diyeyim? Eline sağlık. Ne olacak şimdi komiser? Ne yapmak lazım? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok galiba. Savcılık onun ifadesine başvuracak. Ama bu işin sonuçlanması biraz zaman alır. Yine elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz ya. Hadi abi, paraları görelim. Paraları bakalım. Hadi be. Şansa var be kardeşim. Bu kadar olmaz ya. Hadi çabuk ol. Hadi. Ne o? Zarlar senin ilgini çekmiyor mu Semih Efendi? Hiç havamda değil. Sen akranlarınla oyna. Yok, yanlış anladın. Derdini söylemeyen derman bulamaz. O bakımdan. Sen kimsin ki benim derdime derman bulacaksın? İnsanlık ettik, derdini sorduk. Pardon birader. Evet. Neden daha önce beni arama zahmetinde bulunmuyor kimse? Peki Galip ne oldu? Nasıl?
Ne demek galip evde değilmiş? Ne işe yararsınız lan siz? Ben mi bileceğim nerede olduğunu? Ne? Yakalanmış mı? Ötmüş mü peki? Haberler kötü mü Semih Bey? Yok. Çok eğlenceli. Ev yanmış. Ama Galip içinde yokmuş. Becerikli kundakçı evi yakarken kendini de tutuşturmuş. Ha yetmemiş. Bir de kendini tutuklatmış. O da yetmemiş. Üstüne bir de benim adımı vermiş. Çok eğlenceli. Ben bu halimle nasıl giderim İstanbul'a? Şuradan şuraya kımıldayacak halim yok. Yürüyerek gitmeyeceksin anneciğim. Ben seni sırtımda taşıyacağım. Hadi oradan. Senin için çok korktum babaanne. İyi olacaksın değil mi? Olacağım Ömerciğim. Siz iyi olduktan sonra ben hep iyi olacağım. Uyanmışsın anne. Uyandım oğlum. Herkes başımdaydı da bir seni göremedim. İyisin değil mi? Ah. Yorma kendini anne. Birazdan yola çıkacağız. Abi, ne oldu şerif? Meraktan öleceğiz, anlatsana. Geç şuraya. Tahmin ettiğim gibi, Semih şerefsizinin adamıymış. Ne yani? Evimizi Semih mi yaktırmış? Aman Allah'ım, bunu nasıl yapar? O şerefsiz her alçaklığı yapar. Bu adam yaşadığı sürece biz huzur yüzü göremeyeceğiz. Hastamız nasıl bakalım? Gitmeye hazır mısınız? Sevk işlemleriniz tamam. E hadi oyalanmayalım o zaman. İşlerimiz buradan yürümüyor Osman. Benim dışarıda olmam lazım. Bu kundakçının senin adını vermesi işleri zora soktu. Ucuz bir düdük öttü diye benim başıma çorap öremezler. Ne var? Sağlık, sıhhat, afiyet. Sende ne var? Çekil yolumdan. Yolun mu? Tapusunu mu aldın mahpusun? Sosyete beyefendisi. Mustafa Şenyapılı, ziyaretçim var. Git ellerine sarıl o ziyaretçim. Dualar et ona. Sen olmasan ben yoktum şimdi de. Bir daha da sakın çıkma karşıma. Bu küçük cihan kimin hesabına çıkıyor karşıma? Böyle daha mı rahat? Başımıza neler geldi görüyor musun Galip? Anne iyileşeceksin. Bunları düşünme artık. İyileşeceğim ha. Evim kuru bir ağaç gövdesi gibi yanıp kül oldu. Her şey bitti. Sen neredeydin Galip? Anneciğim yorma kendini. Dinlen biraz. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Haberi alır almaz yola çıktık. Nasılsın Esma Onur? Çok geçmiş olsun. Sağ ol Hacer. İstanbul'a kadar gelmenize hiç gerek yoktu. Olur mu hiç öyle şey Esma Onur Hanım? Biz bir aileyiz. Eksik olmayın. Abi, dün gece niye aramadınız? Aklımız başımızda mıydı ki Veysel? Yangın nasıl çıkmış anlaşıldı mı? Semih şerefsizinin işi. Ne? Ne? Aman Allah'ım. O pis herif içeride de rahat durmuyor anlaşılan. Özür dilerim ama çıkmanız lazım. Hastayı ameliyata hazırlayacağız. Peki hemşire. Tamam. Hadi biz çıkalım. Hadi bakalım. Anneciğim endişelenmeyin. Çok basit bir operasyon. Öyle diyorsun kızım ama ameliyat ne de olsa. Ameliyata girecek olan doktor çok tecrübeli bir doktor. Merak etmeyin sakın. Rahatlayın biraz.
Anneciğim, sakın korkmayın, biz buradayız. Ameliyat iyi geçecek inşallah. Hiç endişelenme Esma Nur. Ömer'i daha fazla burada tutmayalım. Ne yapacağız? Hemen şurada hastanenin karşısında bir otel var. Hepimizin burada beklemesinin manası yok. Gidip dinlenin. Bir kişi kalsa kâfi. Ben kalırım. Tamam o zaman. Biz Balım'la kalıyoruz. Siz de gidip dinlenin biraz. İyi. Biz de gidip odaları ayarlayalım o zaman. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi Hanzade. Görüşürüz. Ömer'le gidip dinlenin biraz. Perişan oldu çocuk. Tamam. Sen? Ben kalayım burada. Böylece herkes harap olmaz. Akın. Beni habersiz bırakmayın ne olur. Ameliyattan çıkar çıkmaz ararım. Merak etme yenge. Anlamıyorum abi. Bu herifin nesinden korkuyorsun? Zübbenin teki. Mustafa bak şunu kafana sok. Yetiştirme yurdundan çıkma adamlar bunlar. Birbirlerini çok tutarlar oğlum. Biz de aşiretle bağlıyız. Bizim maneviyatımız bu zübbelerinkinden daha kuvvetlidir. Bulaşma. Semih bizden iki gömlek yukarıda işlerin adamı. Yerler bizi oğlum. Abi bırak korkaklığı ya. Semih sandığın kadar kuvvetli değil artık. İşlerini içeriden yürütemiyor. Bursa'nın en büyük sermayesinin sahibi Galip Çelebi ile ilgili bir tezgah çeviriyor. Ama anladığım kadarıyla eline yüzüne bulaştırdı. Gördün mü bak? Adamlar Galip Çelebi ile falan muhatap oluyorlar. Semih Galip Çelebi'yi öldürmeye çalışıyor abi. Sen nereden biliyorsun bunu Mustafa? Köpeğiyle konuşurken duydum. Çelebilerin Bursa'daki köşkünü yaktırmış. Düşünsene abi. Bu zübbeyi temizlersek Çelebilere yakınlaşıp zincirin bir üst halkasını tutarız. Benden haber almadan sakın bir şey yapma. Semih'le baş etmek için onun saldırdığı silahlarla savaşmak lazım. Şimdi ben içeriden birini ayarlasam onun icabına bakmazlar mı? Abi sakin ol, olur mu öyle şey? Neden olmasın? O benim evime adam tutup kalleşçe yaktırmıyor mu? Şeytan diyor. Abi bak sakın bir delilik yapma. Yapacak olsam çoktan yapmıştım Akın. Ama bir çare bulmak lazım. Daha dikkatli olmalıyız. Orhan'ın söylediğine göre önce savcılık Semih'in ifadesine başvuracakmış. Sonra? Sonra adaletin işlemesini bekleyeceğiz. Ne zaman kendine gelir? 1-2 saat içinde. Nasıl? Daha ayılmadı. Ameliyat uzun sürdü, dinlenmesi lazım. Bu gece burada kalacakmış. Yarın taburcu edecekler. Çok şükür. Artık gitmeniz gerekiyor. Refakatçi olarak bir kişi hastanın yanında kalabilir. Ben kalırım. Olmaz. Siz gidip dinlenin artık. Bu gece ben kalacağım yanında. Ya Ömer Asaf? Uyuyor. Hacer Hanım yanında. Yengeciğim bir şey olursa ara olur mu? Ararım tabii, merak etmeyin. Hadi gidin artık.
Alo. Alo Galip Bey. Evet benim. Siz kimsiniz? Ben Cemal. Siz beni tanımazsınız Galip Bey. Ama konuyu izah etmek için kundaklama desem. Semih desem mesela belki daha anlaşılır olacak. Ne istiyorsun? Sadece beraber bir bardak kahve içmek, hepsi bu. Ben İstanbul'u pek bilmem Galip Bey. Kaybolurum şimdi sizin şirketi bulacağım derken. En iyisi zahmet olacak size ama siz benim olduğum yere gelin. Emin olun, emin olun. Duyacaklarınız zahmetinize değecek. Neresi orası? Çengelköy'de çınarın altında bir kahve var. Biliyorum, evet. Sizi orada bekliyorum. Tamam, biraz sonra oradayım. Cemal sen misin? Hı hı. Galip Çelebi ile aynı masada oturup sohbet etmekte kısmet olacakmış ha. Buyurun. Ne var ne yok Galip Bey? Sadede gelelim. Evet. Gelelim Galip Bey, gelelim. Semih'in sana nasıl baş ağrısı olduğundan haberim var benim. Bu Semih bizim de canımızı çok yaktı. Kardeşimin cezaevine düşmesine sebep olan da, onu orada rahat bırakmayan da gene Semih. Çay içer misin? Bırak şimdi çayı, devam et. Şimdi evelallah senin sayende biz bu herifin işini bitirelim diyoruz. Ne dersin? Neye ne derim? Semih'i bitirmeye. Bitirmekten neyi kastediyorsun? Şimdi sen sadece bizim arkamızda olduğunu, bu pisliği temizlememize destek olduğunu söyleyeceksin, o kadar. Gerisini biz hallederiz. Sen ne demeye çalışıyorsun? Açık konuşsana. Şimdi sen diyeceksin ki bitirin o Semih denen pisliği, biz de hesabını keseceğiz. O kadar. Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız? Bitti. Bu deli saçmalığını söylemek için mi çağırdın beni buraya Cemal Efendi? Bu işlere sen ben bakacaksak kanun devlet niye var ki? Kanun devlet senin evinin yanmasına engel olabildi mi? Çok yakında salarlar Semih'i. Nasıl olsa gene bir af maf çıkar. Ne yapacaksın o zaman? Onu o zaman düşünürüz. Ben kanuna devlete inanırım Cemal Efendi. Herkes kafasına göre adalet dağıtamaz. Gücü olan dağıtır Galip Bey. Olmaz öyle saçma şey. Beni bir daha böyle saçma sapan şeyler için ararsan kanunun devletin gücünü öyle bir hissedersin ki Cemal Efendi nevrin döner. Vallahi ister kabul et, ister kabul etme. Artık ortağız Galip Çelebi. Azade. Herkes nerede? Otele gittiler anne. Biraz dinlenip gelecekler. Ya Ömer? Uyuyor. Hacer Hanım yanında. Sen iyi misin? Ağrın var mı? Hiçbir şey hissetmiyorum Azade. Sadece içim yanıyor. Evimi yakan alevlerden bir parça içime düştü sanki. İçim yanıyor Azade. İçim yanıyor. Ah, içim yanıyor. İçim yanıyor. Azade.
Merhaba. Alo. Orhan komiserim, ne haber? Ben de seni arayacaktım. Kimle? Evet, Cemal diye biriyle görüştüm bugün. Abuk subuk şeyler söyledi. Ya, demek izliyordunuz. Tamam. Görüşmem bir daha. Semih'le ilgili bir gelişme var mı? Savcılık ne zaman ifadesini alacak? Tamam Orhan, konuşuruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suna Hanım. Zor bir gün galiba. Evet. O kadar mı anlaşılıyor? Aslında kapıya bir cihaz taktırdım. O tespit ediyor. Zorlu bir günü atlatmış olan misafirimize ne ikram edelim? Seçimi size bıraksam. Benim için doğru yemeği seçecek bir cihazınız vardır mutlaka. Hanzade, sana yaşattıklarım için beni affet kızım. İnsan bazen sevdiklerine zarar verir. Benim de sana çok zararım dokundu. Anne, şimdi bunların sırası değil. Bırak da konuşayım Hanzade. Ailemi bir arada tutmak için seni feda ettim. Ama bilerek yapmadım. Kötülük olsun diye yapmadım. Hatalarım oldu. Büyük hatalar. Ama hep seni kızım bildim. Kızım gibi sevdim. Anne, ne olur. Yanılmadığımı gösterdin kızım. Beni alevlerin arasından kurtarırken senin de beni anne bildiğini anladım. İyi ki varsın kızım. Hatalarımı telafi edeceğim Hanzade. Her şeyi düzene sokacağım. Kendimi sana affettireceğim. Hasretlere ümitler, sana hüzün.